Evet, bakalım. Beni heyecanlandıran bir komp yapmaya çalışacağım bu oyun. Arkadaşlar, bu adam kesinlikle Arcana'yı şey seçiyor bu arada ya. Tahm Kench seçiyor, ben size söyleyeyim. %100 Arcana'yı Tahm Kench seçiyor bu adam. Buff sayısına baksanıza açtığımız. Başka bir sebebi olamaz. OTP'si olacağımız komp arkadaşlar bu. Anladım Umut'cum, tamam. Evet, doğru, haklısın. Haklısın, pardon o zaman. Parlak bir gelecek için. 48 oyunda 500 puan, ortalama 10 puan yapar. Ekstra bir şey değil gibi demiş Koçak. Vallahi bana her TFT oyununa girdiğinde 10 puan alacaksın deseler ben buna razı olurum Koçak. Çünkü bu sayede yani 5000 tane oyun atar, dünya şampiyonu olurum yani. Her yerde sonsuz kasarım. İlk dörde girmek değil mi zaten olay? İlla birinci olacağız diye bir şey yok. İyi geçen oyunlarda birinci oluruz. Kötü geçen oyunlarda dördüncü oluruz. Sıkıntı değil. 10 puan alsak da yeter yani. Eşya taşıyıcıları ne acaba? Yani onu dikkat etmek lazım bence. Burada öncülere de bakılabilir gibi. Bakalım, şimdilik bir geçit açılışı koydum ben. Başmelek için belki şu çocuk alınabilir. Gargoyle'ımız var bir kere yani. Onu kesinlikle ya Warwick'e ya Galio'ya vereceğiz gibi görünüyor. Tamam, bundan per oldu, o yüzden aldım. Perinin arması geldi arkadaşlar. Meta TFT açık değil mi? Açıkmış. Şimdi bunu almayacağız mı yani? Gargoyle'ımız da var. İki tane Lilia'mız var. Almayacağız galiba ya, bir şey diyeyim mi? Hatta bunu alacağız yani, ben size söyleyeyim. Almayacağız arkadaşlar çünkü yeni bir şey deniyoruz. Ama bu da ne kadar gerekli? Bunu sadece Alazlar yapıyor çünkü. O kadar da gerekli değil aslında. Allah Allah. Bu oyunda hiç vermeyeceği şeyleri veriyor. Tamam, bu güzel. Buradan çünkü birçok şey eşyası yapacağız. Ama bu eklenti de bayağı iyi. OP biliyorsunuz bu eklenti. Şunları koyalım. Arkaya da bir tane şunu koyalım. Alsın bakalım şunları. Peri asla kötü değildi. Normal şartlarda peri oynardım ama yeni bir komp denemek istiyorum. Arcana Varus kompu. O yüzden burada bu şekilde başladık. Her şeyi satıp faize gidebilirdim tabii ki ama ihtimallerimin açık olmasını istiyorum. Bu kötü değil bence bu arada. Çünkü kompun asıl late game taşıyıcısı Zerat. Ve yetenek gücü bütün kompta, yani Varus dışında herkes için iş yapıyor. Artı bir eşya da güzel. Şu anda optimal olan oyunu oynamıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size net bir şekilde. Yani doğru oyun bu değil bence. Ama forcelamak bu yani. Bir şeyi gitmek istemek ve diğer her şeyi unutup ona yönelmek. Şimdi birazcık daha satış yapalım bence. Şöyle sanki. Soraka mı kalsa Ziggs mi, onu düşünüyorum. Ziggs kalabilir aslında ya. Çünkü kovanın ardından şeye dönebiliriz hazır Ballista varken. Yenelim burayı ve Soraka'yı satalım hadi. Yayı buraya verebiliriz. Hagür acım, hoş geldin, merhabalar. 16. ayımız kutlu olsun. Yeni ayımız kutlu olsun demiş. Çok teşekkür ederim. İyisindir umarım. Sessiz izleyicisin bu arada galiba. Anladım Koçak. Evet, ekstra kırık bir komp değil demek istemiş Koçak az evvel. Evet öyle yani, ortalama bir komp gibi ama hani çok yapılan bir komp değil. Hani arkanalarla genelde ben Varus'u oynamam yani. Elbet chatte oynayan vardır aranızda ama bu bir test oyunu gibi diyebiliriz yani. Elbet aranızda yapan vardır böyle bir komp ama hani birisi 48 oyunca bu oyun boyunca bu kompu oynamışsa son 3 günde benim için bir şans verilir noktasındayım şu anda yani. Puanımız da zaten 200'ün üstünde. Burada bir şey koymak, geçit koymak, kovan koymak seviyelerde iyi olur bence. Önce birini sonra birini. Ortadan ne almaya çalışalım biliyor musunuz? Baş melek.
Ben de aynı kompu gideceğim demiş Loggers. Ya bu arada şu beni rahatsız etti arkadaşlar ya. Rumble'ın çok şeyde olması. Kusura bakmayın, bunu değiştirmem gerekiyor. Bir şey unuttuk, neyi unuttuk? Rumble 2 altındık ya, en sonda değil, başta durması gerekiyor. Yenildik. Neyi unuttuk? Ha, tam Kench. Böyle daha hoş oldu. İki, üç, dört, beşlikler sırayla. 50 oyun izlemeyelim ama demiş Koçak. Vallahi bilemem. Eğer çok seversek bu kompu 50 oyun da izleriz, 150 oyun da izleriz. Merak etme, zaten çarşamba günü yama geliyor. Ben de zaten 50 oyun oynayacak kadar fazla vakte sahip değilim hayatımda şu anda, biliyorsun. Ama bilemeyiz tabii. Şimdi burada Warmog alıyorum o zaman arkadaşlar. Yani ya şey alacağım, onu alacağım ya bunu. Ya of ya. Hak ettim ama ya. %100 hak ettim. Niye anlatıyorum ki? Alayım ondan sonra konuşayım, değil mi? Hak ettim, hak ettim. İki gerekli eşyayı da alamadım ya. Fail'a bakar mısınız? Ama asıl istediğim şey yoktu yani zaten. Tamam, bu da kötü değil ya. En azından istediğim bir karakteri buldum, Shen. Öyle düşünün. Candan Warmog. Eldivenden de son fısıltı ya da ebedi yapılabilirdi dostlar. Tabii yukarıda açılmanın birazcık da dezavantajı bu oluyor. İstediğimiz şeyi hemen bulamıyoruz. İkincil şeylere bakarken de böyle ağzımızı açık bırakırsak başkası alır bizden önce. Çok geçmiş olsun Hagura. Hiç önemli değil. Evet, gördüm müzikler, yani yeni şarkılarla ilgili gelişmeler olduğunu, bir Virgin Radio story'ini gördüm daha doğrusu. Ben de çok yoğunum zaten. Pazartesi, salı, çarşamba yayın açamadım. Salı, pazartesi, salı, çarşamba açtım. Geçen hafta hazırlık okuyorum, Almanca hazırlık. Ama tabii burayı da bırakmak ya da eksik hissettirmek istemiyorum çünkü bu benim işim. Bu benim işim ve hani birinci önceliğim her zaman burası olmalı. Her ne kadar hayatımda başka gelişmeler olsa da. Ekmek kapıma iyi davranmam gerekiyor. Bir Nunu bulsak iyi olacak arkadaşlar bir noktada ya. Canımızı tuttuk bir şekilde de, yani çok da iyi bir başlangıç olmadı bu. Bence başlangıcı yani tamamen rastgele yapmamız gerekiyor. Yani ne seviye atlarsa. Şu anda da öyle yaptık zaten. Yani şu an Shen'i tutuyorum belki. Rumble'ı da koyduk içeri ama hani bunlar şimdilik işimize yarayacak şeyler değil. Çok sonradan yarayacak şeyler. Melody Intense, hoş geldin. Devamsızlık hakkı ne kadar? 50 küsür saatmiş. 50 küsür saat. Yani 52'ymiş. Geçen sene 57'ymiş galiba ama arada da 52 olduğu falan da olmuş. Yani kesin olmuyormuş. Bazen birazcık aşağı, birazcık yukarı olabiliyormuş ama ortalama 50 saat diyelim işte. O da ne yapıyor? Günde 5 saat olduğunu düşünürsek. Her günde 5 saat yok gerçi de. Ortalama 10 gün demek oluyor. Bu güzel, tamam, son fısıltı yapılabilir. Kasım, bu Katarina çipi kaçta açılıyor biliyor musun? Ben bu artık öyle çalışmıyor İsmail o iş. Aa, bu arada kırmızı daha önemli bence arkadaşlar. Yakma. İyidir, yakma. Şunu alalım ya. Keşke seviye de bassaymışız değil mi? Neyse. Böyle yapalım. Kırmızıyı yapalım arkadaşlar bence kesinlikle. Can da gelmiş. Canı da verelim. Şimdi bunu buraya verelim. Yakmaya ihtiyacım var çünkü. Sekiz saat mi? Sekiz saat çok şeymiş. Çok sıkıntıymış.
Özlemiş mi yayına gelmeyi? Özleşmek de güzel oluyor. Yeni akademik kariyerinde başarılar diliyorum deyip 220 TL. Çok teşekkür ederim Hagür Ağa. Çok sağ ol dostum. Çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi hayat böyle işte. Bazen uzaklaşıyorsun. Bazen geri geliyorsun. Bu chatte birçok öyle insan var tanıdığım, hayatlarını bir şekilde öğrendiğim. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Yokluğunuzu arıyorum yani her birinizin. Varlığınızı arıyorum, pardon. Yanlış söyledim değil mi? Durmadan yenile kötü değil. Beni ekonomide iyi tutar ama Pandora'yla da hani aradıklarımı bulmam kolaylaşır diye Pandora'yı almayı daha mantıklı buluyorum ben burada. Evriştirici. Yok, evrişecek bir şeyim yok. Yani bu da savaş eklentisi. O da çok iyi ama yani bulmak hiç kolay değil aradığım şeyleri. O yüzden bu daha iyi oldu bence arkadaşlar. Varus Tamkenç. Aradığım şeyler çok istenen şeyler. Yani Morgana Zerat çok istenen şeyler. Belki Tamkenç de ama Varus nispeten daha az önemli tabii. Burada şimdi içeri ne koyalım bir de? İkilik de koyalım hadi. Burada bir faiz almasak da olur. Ne olacak? Pandora daha iyi oldu değil mi chatto? 2 gün gelmesen kalıyordun. Aa, çok sıkıntıymış o ya koçak. Hiç duymadım onu ben. O kadar sert bir devamsızlık şeyinin. Belki daha kısa bir dönem miydi? Gerçi yok. Öyle olsa söylerdim. Berat'cığım hoş geldin. Yarın masal diyarına gidiyor muyuz Kasım? Masal diyarı nedir acaba? Aa, Rakan geldi. Çok iyi Rakan'ın gelmesi. Masal diyarı da neymiş acaba? Bunu satalım. Vah ne yaptım ben? Rastgele bir şey koyalım içeri. Şeyi mi diyorsun yoksa masal diyarı diye sen? Eskişehir'deki Sazova Parkı'nı mı diyorsun? Vallahi ben çok yoğunum bu sıralar. O yüzden gezmek tozmaya hiç vaktim olmuyor. Ama bir gün şeye gitmek istiyorum ya oraya kesinlikle şey için. Akvaryum için gitmek istiyorum. Sanırım bir akvaryum varmış orada. Mekacık oynasana çok eğlenceli. Mehmet bilmiyorum ya. Bir ara oynayacağım galiba ama mekacıkla ilgili belki güzel bir yabancı YouTuber kanalından bir şey izlersem benim de içerik üretmek için bir enerjim şeyim olabilir. Kötü bir zamanda denk geldi mekacık. Tam benim böyle çok lig kasmak istediğim bir dönemde denk geldi. Kasamadım da sonra zaten de. Ama anladın sen demek istediğimi. Burada tava ya da şey var, spatula var. Valla hoşuma gider aslında. Artı bir için de alabiliriz yani sırf. Ama tabii asıl eşya olarak manaya da çok ihtiyacım var. Sanırım eşya odaklı gitmeliyim ama mana da kalmadı. Valla o zaman alıyorum ya ben bu tavayı. Tava hatta daha iyi olabilir. Himayeci açabiliriz tavayla arkadaşlar. Tavayla müdafi de yapılıyor, himayeci de yapılıyor. Ya da artı bir de kullanabilir. Artı bir için de kullanabiliriz tabi. Bu işimize yarıyor. Bu yaramıyor. Seviye atlayıp şunu koyalım içeri. Haydi bakalım. Şato falan var. Doğru. Doğru Berat. Müdafi, savaşçı, sihirbaz, şekil. Çok büyük ihtimalle himayeci olur o eğer artı bir yapamazsak. Buraya acaba 3 altınlık bir şey mi koysak ya? Daha mantıklı değil mi? Bardım yok çünkü henüz. Harim de yok ama. Oy 3 yıldız bir zigzi de tabii ki yenemem. Çok kuvvetli. Çok iyi duruyor. Varus'u üçler miyiz? Yani önce bir tane bulalım da sonra bakarız. Abi adamın build'ını mı oynuyorsun şu an? Evet. Arkana ve Varus kombosunu oynuyoruz şu anda. Kastettiğin şey oysa eğer. Yemek. Tılsım aramalarını bir sonraki aşamaya bırakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bir sonraki aşamadan itibaren... Spatula ya da tava da bulabiliyoruz ve artı bir açabiliriz belki de onunla.
Tava spatulayı asla mantıklı kullanamıyorum. Bir öğrenemedim kompa nasıl adapte edeceğimi. Valla işte sağ tıkla bak hangileri olduğuna. Bunlardan istiyorsan kullan. Bu kadar basit, çok şey değil. Abdüsselam hoş geldin. İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen de iyisindir umarım. Astral 3 seviyeye yaptığımız sezondan beri oynamadım. Şimdi devam edeceğim oyuna. Ne öneriyorsun? Tılsımları öğrenmeni. Bilmiyorum ya, çok genel ne söylenir ki? Bayağı eskiden beri oynamamışsın. Umarım keyif alırsın diyeyim yani. Geçitle başlayabilirsin. Geçit oynaması kolay bir komp. Ama tabii her şeyi yavaş yavaş öğrenmen lazım. Hay Allah ya. Bir tanesi bile işime yarayan bir şey olmadı arkadaşlar. Farkında mısınız? Kaç turdur Pandora dönüyor. İşte Pandora'nın da böyle bir sıkıntısı var. Seviye basıp birazcık arasak mı şimdi acaba? Çok mu şey olur? Sıkıntı olur ya. Yok yok, yapmayalım. Yapmayalım. Şimdi aramayalım. Ya bir dörtlük daha koysam mı dedim de. Çünkü artık zaman daralıyor yani. Benim dörtlükleri beşlikleri koymam gerekiyor. Baş melek geldi. Çok iyi. Baş meleği yaptık. Çok güzel. İki yıldız olan şampiyonlarım var. Son fısıltı da gelmiş. Aha. İstediğim şeyden iki tane birden geldi bir anda. Şunları satalım. Tüm birliklerden veriyor. İstemiyorum. Şimdi bunu koyduk içeri ve seçtik bunu. Son fısıltıyı yaptık. Zırh duruyor. Bastık. Bastık. Bu da lazım. Üç öncüyüm. Neden? Ha, bu çıkacak ama sonra. Daha vakti var. Kukla koyarsın. Kukla hasar yedikçe kazanırsın diyor. Şuraya bir şunu koyalım. Dörtlük aradım da yok arkadaşlar. Gelmiyor ya. Allah Allah. Bu oyun niye böyle? %10 ihtimal de az değil yani. Birazcık daha baksak mı? Yok ya, daha fazla bakamam. Çok gidiyor altınım. Çok gidiyor altınım. Karma Varus'a dönüşürse sıkıntı yok ama yine de. Halledebiliriz. Beşlik bile gelebilir %1'den. Yani işime yaramasa dahi. Aa, kötü. Valla tanklık kötü değil ama istemiyorum gibi. Şanslı hissediyorum, alabiliriz bence. Ne kadar kötü bir şey gelir ki. Allah. Çok korkuyorum. Arkana var. İmhacı var. Çok iyi olmadı sanki. Çok iyi olmadı sanki. Arkana'nın olması bile ama başlı başına bir şeydir ya herhalde. Heh, tamam, çok iyi. Çok iyi. Şimdi seviyeye doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bunu koysak çok mu mutsuz olurum? Şöyle koysak bence iyi. Arkana bunda kalsın. Geçit olabilirsin bence. Ha, cadı iyidir bu arada. Cadı iyidir. Cadı kim olsun? Sen cadı ol. Şekilde sen ol. İmhacı da sen ol. Cadı iyidir ya. Cadı burada, çünkü bu kompa cadı lazımdı. Cadı iyi geldi. Arkana da iyi geldi. Başka iyi gelen bir şey var mı? İmhacı bence o kadar iyi değil. Çünkü ya artı bir açabilirsek 4 imhacı yapabilirim Smolder'la. O zaman iyi oluyor gerçi. Geçit de iyi değil. Smolder geldi bu arada. Yapacaksak eğer. Galip gelirsen 16'ın diyor. Yok ya. Şu an Zerat'ın ve şeyin gelmesi daha önemli. Bir de seviye atlamam gerekiyor benim. Şu anda arama yapmamam gerekiyor. Bu risk alınır mı? Galip gelebilir miyiz sizce? Ben hiç galip gelebilecekmişiz gibi hissetmiyorum. Aa, bu adam zaten yener beni. Bu da yener bence. Bu da yener. Yine de aldım ya. 2 altıncık. Bakarsınız savaş iyi geçer bizim için. Ne diyeyim yani. Şekil değiştirici de çok iyi değil. Şekil kim var ki? Burada yok kimse. Ama yani bir şekilde ben şeyle yapabilirim tabii ki yani. İstersen. Ama tabii ki yani bu büyük riski aldıysam kaybetmem gerekiyor. 2 altınımı çöpe attım. Kaç tane verdi bu? 4 amblem mi verdi? Evet. 5 gibi hatırlıyordum ben bunu. 4'müş. Özellikle takip 6 tane veriyor. Aa, Zerat var. Kalırsa harika olur biliyor musunuz?
Bakalım gelecek mi? Bana kalmadı. O zaman dörtlük bir şey alalım. Eşya olarak ne lazım ki şu anda bana? Kılıç lazım, can lazım. Ama dörtlük bir şey alırsak kenara koyma ihtimali güzel. Yine de can alalım ya biz. Hadi varmugu yapalım. Benim artık içerisini adam etmem gerekiyor ama. Bu çıkacak. Bu girecek. Ve varus. Bardım yok. Hiç bard lazım bana bir tane. Pumpkin çok iyi denk geldi. Bunlar kötü. Seviye alsak 40 gidiyor. Sanırım şekil değiştirici de yok ya, yapmayacağım ya. Ne kadar kararsızım değil mi chatto? Ne kadar da kararsızım. Arkana 300 can veriyor şu anda bana. Burada seviye basabilirdim ama hiç param kalmıyordu, o yüzden basmadım. Bu adamı yenemem ben. Ryze 2 yıldız. Kaç tane geçiti var ya bu adamın? Aa, o benimmiş bir tanesi. Bir tane geçiti varmış. Camille de bulmuş. Ama gerçekten Pandora'nın yedekleri tarafından trollendiğimi düşünüyorum yani. Bir tane Varus gelmez mi? Yıllardır dönüyor burada bunlar. Morgana geldi, işime yarar. Yarar da işte, nasıl yarar? Yaramasına yarar da. Ben burada geçişi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şeyler. Arkana sen ol. Bunu sen al. Zaten çıkarıcı koyacağız sonradan. Bunları sen al. Diğer şey de senin olsun. İmhacı da senin oluyor gibi görünüyor. 600 can verdi arkadaşlar. O kadar çok buff açtık ki bir anda. Şu an Varus gelirse efsane bir şey olacak bu komp. Hayır, ölme, bir ulti daha atabil. Oh, eline sağlık. Bir şeyler çaldı. Ya çala çala Poppy mi çaldın? Çok ucuz. Var ya, kompu yapabilirsem harika bir şey olacak ama. Sorularının yanıtı sadece sen. Shen yerine Nasus çok daha mantıklı mı? Ama Shen'den de müdafi açıyoruz zaten. Öyle düşün. Varus da kötü değil de. Şimdi... Müdafi. Varus'u koyarsak müdafi yaparsak ama evet. Şey, Varus diyorum ya, nasıl olsun. 3 tane orada var. 3 tane burada var. 4. Varus kalmamış havuzda arkadaşlar. Herkeste Varus varmış. Şimdi baktım da. Evet. Havuzda kalmamış ki. Oh, Morgana 2. Oh be. Varus neredesin sen? Ha, olur bence ya, sıkıntı yok. Şimdi ne lazım bana? Zerat lazım değil mi? İnfaz güzeldir. Bunu satalım, para kaybı. Bunu da satalım.
Arkadaşlar çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Arkanadan 750 can alıyorum şu anda. Farkında mısınız? Zerat'ı bulursam bitti oyun. Seviyeye gidip Zerat koymam gerekiyor sadece şu anda. Başka bir şey değil. Hayır, bırak onu. Git git, git başımdan. Git git git. Gitmiyor. Ya aslında bunları da satsak mı ya? Bunları sadece şey ihtimali için tutuyorum, Varus ihtimali, ama Varus oyuncusu çok zaten. İki tane dursun, tamam. Hemen seviyeye gidip bir Zerat. Ama bir tane beşlik bulmak için ve tılsım için aramak. Kötü tılsımdı. Bir daha aramak. Beşlik. Manalarını yağmalamak. Bunları sattım. Varus bir kalsın, önemli değil. Benim acil Zerat bulmam gerekiyor. Beşinci arkana çünkü arkadaşlar. İmhacı 3 kaldı biliyorum. Onu 4 yapacağız şeyde. Zamanı gelince 4 yapacağız onu. Merak etme. Morgan'ın damage'a bak. Evet. Ve bir tane eşyası kötü aslında. Bunu koyalım da bard olur belki. Bir şeyler çalmak çok hoş oluyor ya. Belki Varus oynayanlar ölmüşlerdir arkadaşlar. Güzel, birini daha eledik. Varus oynayanlar belki elenmiştir. Bilmiyorum. Bir Varus, bir Varus. Yok, elenmemişler. Şey var. Başka beşlik bir şey var. Zaman var. Zaman. Geçit çevik. Sanırım şunu alacağım. Aa, yanlış şeyi aldım. Yine Lulu efsanesi yüzünden. Ben milyon yürümüyor muydum arkadaşlar? Hala bug'ı geçmemiş ya bu şampiyonun. Ya hem de 5 altınlık koyardık kenara. Bu oluyor arkadaşlar ya. Bu gerçekten oluyor hep. Gerçekten oluyor hep. Ve bu konuda yapacak bir şeyim yok. Basım araması. Ne yaptım ben? Şeyi almadım, bardağı almadım ama güzel bir şey geldi. Yeniden işleyici geldi. Kime yeniden işleyici atıyoruz şimdi? Bunlar kalmalı. İmhacıyı da belki. Ama yok ya, buraya atıyoruz. Ama şekili, yani zamanla geçite atıyoruz. Zamanla geçite atıyoruz gibi görünüyor. Ya bu Lulu'da bu bug vardı arkadaşlar. Ben hatta Lulu minik efsanesiyle oynamıyordum. Sonra bir kez girdim Lulu efsanesiyle. Yendik bu arada, çok iyi. Ve boyu küçülmüş Lulu'nun. Aa, artık Lulu ile oynanıyor dedim. Ama yok ya, yine aynısı oldu. Saçıyla yakalıyor ya. İstediğim şeylere tıklayamıyorum. Rex selam, hoş geldin. Şimdi çıkarıcı. Yeniden işle, yeniden işle. Sen burada dursana. Oo, öncü iyi. Üçüncü öncü olacak ama öncü öncüdür yani. İyi bir şey. Sihirbaz kötü ama olsun. 10 yetenek gücü al sana gitsin. Sana gitsin dedim. Bir tılsım araması. Varus burada var. Burada yok. Yani Rise 2'yi almak mantıksız bence arkadaşlar. Çünkü şey yapamam zaten. Varus yapamam zaten. Şunu alalım öylesine. Bu tur böyle geçsin. Ha, diğer Varus öldüyse gerçi, direkt Varus'a dönüşürse iyi oluyor değil mi? Evet evet. Diğer Varus'un ölme ihtimalini düşünmedim. Doğru. Dümdüz Varus 2 olabilir. Yenilmişiz galiba ya. Doğru doğru. Rumble'ı çıkaramam arkadaşlar. Pastacısı var. Evet ama imhacısı da öncüsü de yok değil mi? O açıdan mantıklı, doğru. Ne koyayım o zaman? İmhacı koyayım. Smolder koyayım bunun yerine. Evet. Yo ama imhacı 6 için. Smolder yapacaktım zaten. 4 için pardon. Benim şu an en önemli bulmam gereken şampiyon Zerath.
Pastacı gidiyor. Pastacının gitmesi o kadar da önemli değil benim için. Ama ne koyacağız işte yerine? O zaman. Ne koyacağız yerine? Allah. Bir anda üçlemiyor muymuşum? Kötü bir tılsım değil de belki çoğaltıcı tılsımı gelir. Arayalım da. Bu da kötü değil ama çoğaltıcı tılsımı lazım. Bu da kötü değil ama çoğaltıcı tılsımı lazım. Barus 2 oldu. Param bitti. Keşke alsaymışım o tılsımı. Ah be. Keşke alsaymışım o tılsımı. Neyse. Durun bakalım, her şey bitmiş değil. Yakmam var değil mi? Şunu şuraya koy. Buradan bir şey çalar herhalde Morgana. Buraya koyarız hemen. Şeyi satıp, takanı satıp. Hiç miydi o? Yetmeyecek ki param. O zaman şeyi satacağım ya galiba. İki tane dörtlük koyabilmek için. Ama zamanım yetmeyecek galiba. Ha gerçekten Lulu'nun hiçbir faydası yok bana. Sadece zarar veriyor ya. Farkında mısınız? Minik efsanem sadece zarar veriyor bana ya. Şimdi beşlik döndürmek istiyorum Zerat'ı görmek için. Bu tılsımı da kesin almam lazım ama ya. Satalım bunları, dümdüz şeyi arayalım mı ya? Acaba? Dostlar imhacı 4 yapmayacağım. Gerek yok. Bir saniye. Şu an şartlar çok şey. Ya bunun üçlenme ihtimali ama adam blokluyor ya. Evet adam da 2 tane var. Yapamam ki. Keşke daha önce baksaydım ya. Yapamam arkadaşlar. Bu adamın ölmesi gerekiyor. Burada yenilirsem de yenilmeyeceğim bu arada. Tamam o zaman şey yapalım. Tam gençleri satalım. Zerat arayalım. Burada yenilirsem de elenmeyeceğim. Bu aldığım tılsım sayesinde. %80 daha az hasar yiyoruz çünkü. Ekipten. Bu adamı yenemiyorum ben ya. Bu adam çok sıkıntı. Güçlü. Ve 2 tane Zerat tuttu. Tam genç tuttuğu için. Havuzda da 10 tane olduğu için. Ha bu adam bir canda kalmış ya. Tüh. O kötü oldu. Şimdi o zaman evet bunun yerine bir imhacı daha koyabiliriz belki. Değil mi? 6 dükkan yenilemesi. Ama 4 canıma mal oluyor. Olsun ver. Zerat. Tamam, Zerat hepsinden daha iyi dostlar. Aldım sandım Zerat'ı aşağıdan. Ya ne kadar kötü oynuyorum ya. Hata üstüne hata yapıyorum ya. Aldım sandım yemin ederim. Oyun başında da Zoe'yi zaten şey yapmıştık. Neyse tamam. Sorun yok. Sıkıntı yok. Canımız şu an 1250. Her biri 1250 can alıyor karakterlerin. Baş meleği Zerat'a geçirecek miyiz? 2 yıldız olursa geçiririz. 2 yıldız olursa geçiririz. Geçit peri işime yaramıyorlar. Büyü direnci kırma işime yaramaz mı benim? Yarar bence bayağı. Bunu sattım bu arada bug. Zerat'a tıklamayı unuttum. Çok üzücü oldu. Küçük bir misklik. İyi tılsım lazım şimdi. Bu da geldi bu arada ama işte neyin yerine koyacağız ki? Şu da bug oldu görsel. İyi bir tılsım. Bunlar seviye atladı zaten. Yok. Savaş tılsımı arıyorum ya. Hiç kaşarısı der. Bu adama karşı zaten bence kazanırız ya. Şöyle yapalım. Bence hala Morgana da kalsın baş melek. Zerat 2'ye çok ihtiyacım var. Beni almak istiyorsam Zerat 2 olmalı. Öncüyle imhacının 3'te kalması beni de çok rahatsız ediyor inanın.
Kasım şimdi senden görüp yaptım aynı kompu. Oncan'dan comeback. Çok iyi komp değil mi? Aa diğerini de öldürmüşüz. Cici. Ya sonda Zerat'a tıklamama hatası yaptım ama. Ufak bir dostlar. Çok keyifli bir komp. İlk defa yaptım. OP bir komp. Çabuk siz de yapın. Arkanalar varus. Yani kompun olayı aslında şey. Çok fazla buff açmak ve çok buff açtığın için de Tahm Kench'e tıkladığında can vermesi Tahm Kench'in çok fazla. Ve hasar olarak da Varus'u kullanıyoruz. Varus da genelde çok oynanmayan bir 4 altınlık. Yani oynanan aslında da hani birinci sırada değil. Şimdi Fiora kadar popi değil. Ya da Karma kadar, Ryze kadar popi değil. Yoksa yine Varus da iyi yani son yamalarda oynanıyor. Olaf da şu anda mesela daha gözde değil mi? Doğrusu göre. O yüzden sanırım Varus'la oynanıyor. Bayağı bir uzun süre bulamadık Varus'u ama bulduktan sonra aktı gitti. Çok güzel, çok güçlü bir kompmuş arkadaşlar. Bu kompla Meta TFT'den OTP kısmından bakıp da bulduk bu arada şuradan. Sponsorum falan değil Meta TFT bu arada. Tam tersi ben onlara sponsorum. 5 dolar verdim yani. Şu adam HMP'yi 1xiaolong yani şey Çince bir isim galiba bilmiyorum. Wanxialong falan. 768 ile yapıyormuş. Az evvel sanki daha fazlaydı. Neyse. Son 3 günde 402 puan kasmış kendisi. Bu komp oynayarak 48 oyun atmış. Bu komp 47 oyun diyor. 48 de az evvel ama neyse. Bunları oynamış böyle. Ya bütün şeyler, himayeciler. Bütün himayeciler değil. Himayecilerin 3'ü. Rakan yok. Şeyde Zilin de yok aslında ya. Bütün arkanalar diyeyim. Shen. Varus. Zaten kompu gördüğünüz oyunda uzun uzun. Buradan bakmanıza çok da gerek yok. Üçüncü aldığımız eklenti şanslı hissediyorum. Biraz işimize yaradı galiba yani Arkana gelmesi özellikle ekstra güçlü yaptı kompu. Chatten de birisi ben de oynadım ve Oncan'dan comeback birinci oldum demiş. Belki işinize yarayan güzel bir komp olur sizin için dostlar. Öncelikle de Varus'a ebedi şeye baş melek, Zerat'a baş melek her zaman yapmış Braille olarak. Tank olarak şey Tahm Kench'e Varmog ve Gargoyle yapmak iyi gibi görünüyor. Bakalım daha fazla oynayacağım, daha fazla videosunu görebilirsiniz bu kompun. Arkana Varus kompo. GG.